Arkadaşlar hepinize merhaba. Zaman zaman yer verdiğimiz hobi videolarından birini bugün size çekeceğiz. Konumuz evimizdeki süs bitkilerine musallat olan ve bir türlü kurtulamadığımız yaprak bitleri. Bu küçük bir sorunmuş gibi görünse de hem estetik olarak sorun yaratıyor hem de hijyen olarak sorun yaratıyor. Hem ileride bunlar büyüyüp işte sinekleşebiliyorlar, öyle evimizi kirletme anlamında sorunlar çıkartıyorlar. Bazı yaprak bitki türleri de ne yazık ki bitki kaybına kadar, bitkilerin hastalanmasına kadar varabiliyor. Buna karşı çok basit bir ilaç, evde yapılabilen ilaç mı diyelim artık, hani bir karışım diyelim. O karışımla nasıl mücadele edebileceğimizi size anlatacağım. Önce müsaadenizle yaprak bitkilerinden, benim evimde de bir iki tane örnek var. Bazı bitkilerimde bu sorunlar. Bir yakın çekimde size bunu tarif etmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, bu benim arka balkonumdaki bodur güllerim. 3 tane burada fidem var. Bunları geçen yıl Muğla'dan almıştım. Bakın yakın çekimde göreceksiniz yaprak bitleri. Bazı dallarımızda problem olmaya başlamış. Bakın şurada da yakın çekimlerde bilmiyorum ne kadar fark ediliyor ama işte şurada bakın dallarımızda sorun olmaya başlamış. Bunlar hem çirkin görüntüler veriyor hem dediğimiz gibi bitkiye de zarar veriyor. Zaten farkındaysanız yapraklarda sararmalar başlamış. Şimdi bu bitle nasıl mücadele edeceğimizi anlatacağım ama bir başka bitkiden daha örnek vereceğim önce. Evet, bu da kayınvalidemin bana gönderdiği cam güzeli. Geçtiğimiz yaz boyunca çok güzel açtı. Şimdi birkaç dal kaldı. Bakın yaprakların üzerinde çok daha bariz, deminki güle göre çok daha bariz bir şekilde problem gözüküyor. Şimdi bunlardan, bu yaprak bitlerinden nasıl kurtulabileceğimizi size anlatacağım. Nasıl bir karışımla bu zararlıdan bitkilerimizi temizleyebileceğimizi özetlemeye gayret edeceğim. Evet, şimdi karışımımızı yapmak için kullanacağımız malzemeleri size sıralamaya çalışayım. Bu işte turuncu renk gibi şişede duran bildiğimiz Arap sabunu aslında. Sıvı Arap sabunu. Onun yanında beyaz sirke var. Ve su. Bu su ılındırılmış bir su olacak. Ilındırılmıştan kastettiğim şey şu: ne öyle kaynar su, çok sıcak olacak, ne çok soğuk olacak. Ateşte biraz işte ne diyelim 50 dereceye kadar falan ısıtılarak Arap sabununun erimesini sağlaması lazım ama sirkenin de özelliğini bozmayacak şekilde, kimyasal özelliklerini bozmayacak şekilde ortalama bir ısıda olması lazım. Yanında ölçeklendirmede kullanacağımız bir yemek kaşığı var ve son olarak da işte bir fısfıs. Bunu en son karışımı ilaç, bir ilaç gibi şeye, çiçeklerimize dökmek için kullanacağız. Bunu da biliyorsunuz kolayca işte mutfak malzemesi, mutfak temizlik ürünlerinde vesaire, onları kullanılan fısfıslar olabilir. Onları temizleyerek bu karışımda çiçeklerimiz, bitkilerimiz için kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi ürünümüzü, karışımımızı yapmaya başlayalım. Sizin için bu işte 750 mililitrelik bir fısfıs, öyle ben fısfıs tabir ediyorum bunu. 750 mililitre, göz kararı 500 mililitre kadar, yani yarım litre kadar buna ılındırılmış su doldurdum. Bu ılındırılmış su sıvı Arap sabununu eritecek kadar sıcak. Ama işte sirkenin kimyasal özelliğini bozmayacak kadar da ılık diyelim. Çok sıcak değil. Şimdi bu 500 mililitreye 3 kaşık, 3 yemek kaşığı sıvı sabun, Arap sabunu kullanacağız. Hemen başlayalım koymaya. Şimdi sıra sirkeye geldi. Sirkeyi biliyorsunuz evimizde aslında yeşil salata vesaire veya yeşil bitkiler, ıspanak vesaire gibi bitkileri de zararlılardan, istenmeyen böceklerden vesaire arındırmakta zaten evde de kullanıyoruz biliyorsunuz. Hemen hemen aynı amaçla kullanacağız. Aynı mantıkla. 500 mililitreye 3 kaşık Arap sabunu koyduktan sonra şimdi 3 yemek kaşığı da sirke ilave edeceğiz.
Evet, sirkemizi koyduk şimdi. Daha önce de sıvı sabunumuzu koymuştuk. Şimdi fısfısın kapağını kapatıyoruz. Şimdi bu su ılık hala. Bu şekilde yapraklara dökmek doğru olmayabilir. Bunu biraz bekleyeceğiz. Yani soğusun, oda sıcaklığına kadar soğuması için biraz bekleyeceğiz. Ama karışımın tam oturması için de şöyle kuvvetlice bir süre karıştıracağız. Böylece içindeki sıvı sabun ve sirke iyice güzel karışmış olacak. Evet, karışımımız yeterince soğudu. Şimdi uygulamaya başlayalım. Aslında basit fısfısla, bakın şöyle yaprağın üzerine bunu sıkıyoruz. Arkadaşlar bunu çiçek açma mevsimi diyebileceğimiz, işte Mart sonu, Nisan başı bitki üzerinde bitleri görmeden de yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Bitki bu örnekte olduğu gibi eğer bitlenmiş ise bu uygulamayı yaptıktan sonra bir 15 gün kadar sonra bir kez daha ikinci uygulamayı yaparak kalan şeyden de emin olabiliriz. Tekrar üremesinden. Şimdi bunu orkidede de uygulayacağım. Bakın orkidede de bazı işte şey kalıntıları, böcek yumurtası diyebileceğimiz kalıntılar var. Yalnız orkide çok hassas bir bitkidir. Çok yoğun kullanmayacağız ve çiçekteyken asla kullanmayacağız. Şimdi bu çiçeksiz bir orkide, buna yapabiliriz. Çiçekteyken yaparsak çiçeklere zarar verebiliriz. Çok yoğun kullanmıyoruz. Şöyle hafifçe orkidemizi de dezenfekte etmiş oluyoruz bu şekilde. Şunu söyleyeyim. Göreceksiniz ki bu uygulamadan sonra Arap sabununun da tesiriyle bitkileriniz parlayacak. Ben bunu biraz fazlaca yaptım. Yarım litre civarında yaptım. Çünkü bunu zaman zaman kullanmayı düşünüyorum. Bit görmesem de diyelim ki ayda bir hem çiçeklerin parlaması açısından, daha güzel görünmesi açısından, hem de olası bir böceğin gelip işte yumurta bırakma ihtimaline karşı ayda bir bunu hiçbir şey yokken de uygulayabiliriz. Bugünkü hobi videomuz da burada sona eriyor arkadaşlar. Sizden ricamız bizim kanalımızın abonesi olmanız, videolarımızı izlemeye devam etmeniz. Hepinize sağlıklı ve iyi günler diliyorum.